Kaza geçirdim. Göğüs kaburgamda kırma ve kayma var. 10 gün önce bir hastanede yattım 5 gün. Ağrım var, nefesimde zorluk çekiyorum. Şurada. Belli. Orada. Burada bak, belli. Belli. Bak, bak buram şey, şurama bakın, bir de İçeride, burama bakın. Orası dışarıda. Evet. Bak, o zaman sizler bir dokunun lütfen. Bak. Ha evet ya. Ben oradan görüyorum. Evet. Bak burası. Bak şurada, bak burada. Ta buraya kadar ilerliyor. Bak evet, görüyor musun? Bak burası içeride. Buraya bak, buradan sertlik burasında. Evet. Aynen öyle. Yani, tam buraya kadar çıkmış. Kırık olan hangi taraf? Bu taraf. Ve dışarı mı çıkmış o? Evet. Ve kayma yapmış. Azıcık indi. Üstüne binmiş. Evet. Kayma yaptı dediler. Peşi oldum. Tamam, yani biraz çıkık olduğuna göre üstüne binmiş yan taraf. Evet. Bak şimdi şuradaki kemiği tut. Şurada bir şey var ya, hani derler ya Schlüsselbein. Ne derler buna? Türkçesi. Buradaki Brustkopfbein dediler. İki tane kemik var. Bak şurada birisi. Ama diğeri dur. Şurada kaymış. Birisi burada bak. Bak ucunu şöyle tutuyorum. Kaymış. Bak. Biri burada. Dur. Ah, biri burada. Kaymış bak. Bakın şöyle. Öylece zaten kırık döndürüm mı? Pardon. Ya kaymayla işte kırıklık var. Aa, evet. Buradaki sertlik ele geliyor. Hı-hı. Zaten. Geliyor. Hı-hı, şurası. Sol elinizin olduğu yerde. Evet. Şu evet. Kısım oradan... bak. Şuradan şuraya kadar bir kısım sertleşmiş. Hı-hı. Şurası. Anlıyorsun sen de değil mi şey olduğunu? Aha. Bak burası içeride. Bur böyle yaptığın zaman acayip fark ediyorsun. Gel bak Emine. Siz de bakın. Bak, İki elle tut. Siz de bakın. Görüyor musun zaten? Görüyorum zaten. Görüyorum. Bak şurada. Hı-hı. Ama şey burada kayma yapmış evet. Şu tarafa. Peki çok bastıklarında acıyor mu? Acıyor. Şu kısımda bak, yok ama. Bak şöyle doktor bastırdığı zaman acıyordu. Bakayım bir. Bak şimdi aa acıyor. Aha, acıyor. Orada tamam. Öne gelmiş sanki. Evet işi. İşte hani öne çıkmış. Doğru mu? Öne çıkmış. Evet. Burası içine doğru. İçine, orası önde. Yani normal o zaman şekilde, beden tam ortadan çıkık. Sağ ve sol olmak üzere ikiye bölünürse şöyle. Sol taraf yukarı ve aha, öne çıkmış. Evet. Hatta bura bile. Bir de sol tarafında. Bunun şifası için, tedavisi için ne dediler doktorlar? Sabır dediler. Aylar sürer dediler. Yok, ameliyat demediler. Yani bunu kaynaması için sabır. Sabır dediler. Doktorun tavsiyesi sabır. Evet. Peki zaman. Orası tedavi edilebilir miydi yani? Tedavi edilse nasıl tedavi edilir? Yok çaresi. Yok. Ayak kırılsa alçıyı alırsın. Fakat burası alçıyı alınamaz. Alınamıyor, evet. Aynen öyle. Yani yapacak bir şey yok dediler. Yok dediler. Ağrı kesici mi aldınız? 18 ağrı kesici alıyorum. Ay aman Allah'ım. Siz bastırın bakalım. Ay acıyor. Tamam. Çok acıyor. Haydi bakalım. Şimdi onu düzeltelim mi? Kol kalkıyor mu acaba? Yani kol bu kolumu fazla kaldıramıyorum. Ayağı kalkar mısınız? Çekiyor. Evet. Aa çekti. Ayağı kalkar mısınız? Çekiyor. Olsun. Mısınız? Çekiyor. Olsun. Peki güzel. Lütfen çıkarmayın öyle kalsın. O üstte kalsın. Tamam, kolunuzu kaldırın bakalım. Ben iyi de acı değil. Ah, acıyor. Yemin et. Vallahi acıyor. Acı kaldıramıyorum. Tamam yeterli. Çok böyle çekiyor. Kaldırıyorum ya. Yeterli. Bu tarafı çekiyor. Yeterli. Peki. Aha. Doktorlar ya sabır dedi. Doğru mu? Evet. Dediler 5-6 ay sürer dediler. Ne dediler? 5-6 ay sürer dediler. Peki. Sizce? Bence. Biz ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirim bu durumda? Bilmiyorum. Yani düşünün böyle en fazla böyle ne yapabilirim sizce? Düşünemiyorum. Bir tahmin edin. İyileştirebilir misiniz? Bilmiyorum. Sizin tahmininiz nedir? Sen tahminen kafandan ne geçiyor? Hani olacak mı olmayacak mı? Hani düşünebiliyor musun böyle bir şeyi? Ne olabilir en fazla? Ağladım. Ben neye vesile olabilirim? Sizce en fazla ben ne yapabilirim? Hiçbir şey yapabilir miyim? Lütfen saatinize bakar mısınız? Evet. Allah rızası için. 17:05 geçiyor. 17:05 geçiyor. Bakalım mı? Böyle bir heyecan. Heyecan başladı. Peki.
Değerli dostlar, heyecan başlamış. Ve bakalım saat kaç? Şimdi 17:15. 11. Yani 6 dakika geçiyor. Kolunuzu kaldırın. Kendine kalktı. Şok. İstediğiniz kadar kaldırın. İkisine mi kaldı? Nasıl? Yukarıda birleştirin. Onu hiç yapamazdınız. Vah. Süper anne. Nasıl oldu bu? Peki şimdi burayı dokunun bakalım, kaynamış mı? Bastı belki. Dokun bakayım. Açın. Fark var mı? Önce dokunun, acıyor mu? İstediğiniz aha kadar. Vurayım mı? Ay vurayım mı diyorum. Basayım mı be? Çekiçli bir. Bas. Acımıyor. Hadi. Acımıyor. Boynunu çevir. Buraya da basayım da abi düşünün. Peki bir bakın eşitlendi mi? Hani demin kemiklerde. Önce kendisi bir anlatsın. Lütfen siz bir bakın. Şuranız demiştiniz, göğsünüz demiştiniz. Eşitlendi mi? Önce siz söyleyin. Eşitlendi bence. Eşitlendi. Buradan görüyordun. Yani. Evet. Ve lütfen Nurhayat Hanım, siz gelin. Bakın. Nurhayat bak şöyle dön. Olmuş. Hiçbir şey yok. Ben yani deminki o şeyi bulamıyorum şu an. Bak bastırıyorum. Bak. Bak. Heh. Demin de böyle yaptım. Şuradaki kemik ne durumdaydı? Burası ne durumdaydı? Ay vallahi kemik gibi inmiş yani. Tam kaybolmuş, içeri girmiş. Bak. Her şey yerinde. Otur. Deminki gibi. Ay. Nasıl hissediyorsun? İyi. Gerçekten olması gerektiği gibi. İşte yani dümdüz olmuş orası. Dümdüz olmuş yani hiç. Az önce burası peki yukarıdaydı ve şöyleydi. Şuraya, şu kısma gelmişti. Ve şu an olması gerektiği gibi. Bir gün hastanede yaptım. Ve dediler ki kaynamaz. Bizim kaynatacağımız bir şey yok. Evet, 5-6 ay dediler, ağrım sürecek dediler. 18 ağrı kesici kullanıyorum hocam. 6 dakikada şifa oldu. Oldu. Peki bu durum nedir? Muhteşem. Oturduğun yerde kaldırmış mı? Şahit bir şey bu ya. İnanılır gibi değil mi? Otur deminki gibi. Nasıl yapmış? Ay şaşırdım iyice. Şöyle yapsana. Bir yap. Şöyle yapsana. Nice. Böyle. Allah'a şükürler olsun. Güzel olsun. Evet, reis mi? Evet. Nasıl? Çok güzel. Boynunu çeviriyorsun. Boynunu çevirdi. Boynunu çeviremiyordum demin. Çevir bakalım boynunu. Demin acayipti, böyle bakıyordu bana. İyice değil mi? Hiç acımıyor. Yok. Süper. Harika. Allah'a şükürler olsun. Ağlayacağım ben. Ağlamadınız. Ağlayabilirim utanmadan. Bakın ağlayamaz. Ağlayın. Ya. Ne kadar ağır bir şeydi bu, biliyor musun? Hani yani, hani ağlayacaktınız? Kaç ay bunu yaşayacak? Gözleri bak, doldu, ağlayacak şimdi. Şimdi bu, yine ağlıyorum mutluluktan. Mutluluktan olsun. Hadi, olsun. Ay, iyi ki gelmişsin. Evet. İyi ki gelmişim. İyi ki gelmişsin. Çocukları getirdi. Ya. Bak kısmet sana. Ay. Canım hadi şu ay an. Ne diyeyim ben artık gerçekten. Ha, şimdi böyle güzel normal bir hareketler yap bakayım, biz görelim. Şimdi bana seslenin, çağırın. Dön bakayım bu tarafa. Demin hiç dönemiyordu. Evet ya. Muhteşem. Peki ya, az önce size dedim ya. Doktorlar 5 ay ya sabır diyeceksin dediler. Ondan sonra iyileşeceksin dediler. Ben ne dedim? Ne düşünüyorsunuz dedim size. İyileşir mi? Siz dediniz ki imkansız. Şimdi imkanlı mıymış? İmkanlıymış. Size dokundum mu ben? Hayır. Nasıl oldu? Benim adım ne? Ne sizin adınız? Söyle. Mucize. Benim adım ne? Refik Korkmaz. Evet. Refik Korkmaz. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem. Şifa oldu. İnanılmaz bir şey ama gerçek. Gerçek, inanamıyorsun. Gerçekten gerçek. Aynen, ümit görsün şimdi de. Ümit görsün şimdi. İnanmıyordu ya. Ya. Bir şekilde. Şimdi oğlum görsün. Bir de şu da çok ilginç.
Gerçekten gerçek. İki defa gerçek. Gerçekten gerçek. Bugüne kadar sadece gerçek verdi, şimdi gerçekten gerçek ver. Gerçeğin ötesi. Gerçeğin ötesi. Gerçeğin ötesi bu, gerçekten gerçek. Daha önce insanlar gerçeğe inanmıyorlardı. Demek ki gerçeğin de gerçeğe ihtiyacı vardı. Gerçekten gerçek. Gerçekten gerçek. Çok iyi ya. Bu lafı da tuttuk yani bugün. Gerçekten gerçek oldu. Süper. İşte bu. Dediğim, biz neden Refik Korkmaz hocamız deyip duruyoruz? Evet. Süper. Ben sizi bir dönem takip ettim. Sonra sıkıldım. İnanmadınız değil mi? Evet. İnsan öyle gerçekten görmeyince evet. Zor. Bir söylesin lütfen. Hı. İnanmadınız değil evet, mi? Evet. İnsan öyle gerçekten görmeyince evet. Zor. Bir söylesin lütfen. Hı. İnanmadınız değil evet, mi? Evet, inanmadım. Peki işte eğer bugün buraya gelmeseydiniz bu şifa olmayacaktı. Olmayacaktı. Gerçekten o iyi ki çocuklar bende kalmış. Evet. Çocukları evde mi bıraktınız? Yok, yok, bende kaldı torunlarım. Gelinim oluyor. Tamam. Büyüğü annemde kaldı, küçüğü kardeşimde kaldı. Aynı köyde oturuyorlar. Annem de çocukları aldı geldi buraya. Buraya gitti. Evet. Nefes alırken sıkışıyordu çünkü. Yapıyordum. Şimdi derin nefes alamıyordum. Sıkışan şeydi mi? O zaman insanların hastaneye ihtiyacı yokmuş. Yokmuş. Evet. Yokmuş. Siz şimdi bunu çıksanız dışarıda hiç kimseye anlatamazsınız. Anlatsanız size deli diyecekler. İnanmazlar. İnanmazlar. Dolayısıyla... Ama gerçek ortada. Kayboldu. Gerçek. Gerçekten gerçek. Evet. Hepsi bu kadar. Gerçekten gerçek. İşte bütün Heidenheim'in bundan faydalanması lazım. Evet. Biz de onun için işte böyle Refik Bey'le Allah razı olsun. İşte. Burada toplamaya çalışıyoruz. İnsanlara anlatıyoruz. İnsanlar böyle anlamıyorlar. Yani bir türlü böyle açılıp da buraya geleceğiz diyorlar, vazgeçiyorlar. İstiyoruz ki bunu yaşasınlar kendileri. Evet. Gerçekten yaşasınlar. Evet. Yani şu kolunu kaldırman zaten acıyordu şöyle yani. Evet evet evet. Bir, yok şu... kaldıramıyordum ama şimdi kaldırıyorum. Çekiyor dedi. Bir de şurası... Çekiyordu böyle hani ben kaldırmak istediğim zaman kolum bu tarafa çekiliyordu. Şurası kırıktı. Yani kırık. O üste çıkmıştı çekmiş. Sol taraf. Onu yerine koydum. Ameliyat olsa ne olurdu? Sabahtan giderdiniz, anestezi olurdu. Birkaç saat beklerdiniz, sonra doktorlar burayı açardı. Buraya alçı da konmaz. Yatacak mı? Kolu sabit korsaj giyecekler. Giydirirler. Hocam zaten o yüzden yağ sabır demişler. Evet, yağ sabır. Bir de alçı diyelim ki kol kırığı olsa alçı koyarlar. Hı-hı. Bir ay o alçıyla dolaşırsın. Siz zerre kadar sinek ısırır dahi acı duydunuz mu? Hayır. Yok, kesinlikle bir şey değil. Bu? Hiçbir şey. Siz acaba şu an rüyada mısınız? Olabilir yani. İnanılmayacak kadar. Uyanmayayım. Uyanmayayım diyor. Çok yok. Güzel bir bebeğim. Harika. Harika. İşte bu. Mucize. Gerçekten mucize. Ve...